2024'te mi emekli olmak gerekiyor, 2025'te mi emekli olmak gerekiyor? Neden bu %33'lük maaş kaybı yaşanıyor? Bunu tekrar değerlendirir misiniz Özgür Bey? Hala bilmeyen arkadaşlarım. O kadar önemli bir konu ki, bir kere emekli olursunuz, ömür boyu bu emekli aylığını alırsınız, pişmanlıklar yaşamamanız gerekiyor. Bu nedenle de bir, şöyle elinize boş bir kağıt alın, durumunuzu yazın, hesabınızı buna göre yapın. Hemen emekli olun demek yanlış. Bakın şunu da yazanlar var. 2025 yılında emekli aylıkları düşecek. Hemen emekli olun. Ya dur bakalım kardeş. Bu kişinin durumu nedir biliyor musun ki hemen emekli ol diyorsun. Şöyle diyebiliriz. Evet, 2024'te emekli olmak avantajlı. Bir, şunu yazacaksınız. Ücretim kaç lira? Şu an kaç lira maaş alıyorum? Maaşınızı bir yazın kenarıya. İki, mevcut emekli aylığım kaç lira? Mevcut emekli aylığı. Üç, emekli olduğumda 2024 yılından sonra 2025'te emekli 2024'te müracaatta bulunursam 2025'te emekli aylığım kaç lira olur? Emeklilik için müracaatta bulunmazsam aylığım kaç liraya düşer? Sonra mevcut maaşınıza göre, brüt tutarınıza göre zararınızı kaç yılda amorti edersiniz? Çünkü çok yüksek rakamlarla çalışanlar da var. Bakın hep herkes asgari ücretle çalışmıyor bu ülkede. Yüksek rakamlarla da çalışanlar var. Şimdi yüksek rakamla çalışan kişinin hakkını boş verin Özgür Bey, onlar zaten yüksek rakamla çalışıyor diyemezsiniz. Herkesin tabii bir yani emeği var. Düşük rakamda olabilir, yüksek rakamda olabilir. Herkesin hakkını anlatmamız lazım. Şimdi evet, diyelim ki bugün beni arayanlar var. Diyor ki Özgür Bey diyor, benim emekli aylığım 200 bin TL. Benim iş yerim çalışmama da izin vermiyor. Dedim ya bakın maaşınızı bir kenarıya yazın. Emekli aylığınız. Şimdi diyor ki benim maaşım 200 bin lira. E tamam diyorum. Emekli aylığınız kaç lira gözüküyor sistemde? Emekli aylığım da diyor 60 bin liraya gözüküyor. Peki diyorum ki işveren sizi çalıştıracak mı emekli olduktan sonra? Diyor ki işveren beni çalıştıracak ya da çalıştırmayacak. Çalıştıracaksa hemen emekli olun diyorum. Bu yıl emeklilik için müracaatta bulunun diyorum. Çünkü emekli olmazsanız 2025 yılında emekli aylığı hesaplama sisteminden emekli aylığınızı 40 bin lira olarak göreceksiniz diyorum. Madem iş yeri çalıştırıyor sosyal güvenlik destek primiyle, gidin emekli olun. Ama işveren sizi çalıştırmayacaksa, işten çıkartacaksa burada bir durup bakmamız lazım. Ama bireysel olarak bu verdiğim örnek herkesi bağlamaz böyle. Herkes aylığına, maaşına, emekli aylığına yatırılan primlere göre tek tek kağıt kalem alıp kendi durumunu ele alması lazım. Tabii. Diyorum ki siz şu anda 200 bin lirayla çalışıyorsunuz. 60 bin lira emekli aylığınız var. İşten ayrılacaksınız. İşveren de sizi işten çıkartacak. 60 bin lirayla geçinebilir misiniz? Özgür Bey mümkün değil diyor. Ben 200 bin lirayla zor geçiniyorum diyor. Bakın 200 bin lirayla zor geçiniyorum diyor. Çocuklarım özel okulda. Ona göre masraflarım var diyor. Evim kira. Benim evimin kirası 65 bin lira diyor, birisi beni arıyor. 200 bin lira maaş alıyorum ama evimin kirası 65 bin lira. Evet, 2 bin lira. Çocuklarım özel okulda okuyor diyor. Ben yetiştiremiyorum. Eşim de çalışıyor diyor. Yoksa ben 200 bin lirayla da geçinemem diyenler var. Bu kişiye diyorum ki öyleyse sizi emekli olduktan sonra çalıştırmayacaklarsa sizin bir 140 bin lira kaybınız var aylık bazda. Ne kadar brütle çalışıyorsunuz? Brütüm şu anda işte maaşım 200 bin lira, brütüm 150 bin lira diyor. 150 bin liradan SGK'ya bildiriliyor diyor. Bu durumda olan kişi diyorum ki işveren sizi 2025'te işten çıkartabilir mi? Yani sizin emekliliğiniz geldi, biz sizi işten çıkartıyoruz diyebilir mi? 3, 4 yıl, 5 yıl daha çalışma şansınız var mı? Vallahi Özgür Bey diyor, beni diyor seneye diyor işten de çıkartabilirler diyor. Ha, öyleyse diyorum yine emekli olun. Yani. Ama işveren işten çıkartmayacak diyor. İşten çıkartmayabilir beni diyor. Ben istemezsem çıkmaz. Öyleyse diyorum ki siz emekli olmayabilirsiniz. Evet, 60 bin liradan 40 bin liraya düşecek. Tavanla çalışıyorsunuz. 4 yılda siz emekli aylığınızı amorti edeceksiniz. Emekli aylığınız yükselmeye devam edecek. Düşüşü 4 yılda amorti edebilirsiniz. Ama aylık bazda 140 bin lira, yıllık yaklaşık 1 milyon 600 bin. 4 yılda cebinize 6 milyon 720 bin lira da fazladan para girecek. 4 yıl sonra bugün alacağınız emekli aylığına yine yakalayacağınız bir emekli aylığını da zaten çok yüksek primler bildirildiği için yine ulaşma şansınız var. Buna göre iyi değerlendirelim diyorum. Bu konuyla ilgili Türkiye'nin dört bir yanından beni arayanlar var. Beyaz yaka, mavi yakalar da arıyor, beyaz yakalar da arıyor. Türkiye'nin dört bir yanından onlarca kişiyle konuşuyorum. Yaklaşık yarım saat görüşüyoruz Şebnem Hanım.
Bunların evet. hepsini böyle tek tek yazıyorum. Emekli aylığına bakıyorum, maaşına bakıyorum, bürütüne bakıyorum, yaşına bakıyorum. Çalışıp çalışmayacağını, başka yerde iş bulup bulamayacağını, bunların hepsini yarım saat boyunca değerlendiriyoruz. Sonuç olarak da beraber ortak bir karar veriyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Özgür Bey diyor ki ben de sizin düşündüğünüzün aynısını düşünüyorum. Ben emekli olayım diyor ya da ben emekli olmayayım diyor. Bu konuyla ilgili de diyorum ki bakın bir kere emekli olacaksınız. Bu konuyla ilgili gidin bu işi bilen birisiyle bunların hepsini bir masaya yatırın. Maaşınız, ücretiniz, emekli aylığınız, kaç yılda mı ortaya edeceksiniz, çalıştığınız ücretiniz, bildirimleriniz. Bunları bilerek çok önemli. Ya müracaatta bulunun ya müracaatta bulunmayın. Bu konuyla ilgili Türkiye'nin dört bir yanında ulaşabileceğiniz sosyal güvenlik uzmanları vardır. Gidin birisine ulaşın. Sosyal güvenlik kurumundan bilgi alabiliyorsanız alın. Alo 182'den bilgi alabiliyorsanız alın. Beni arayıp şunu söylüyorlar. Özgür Bey oralardan biz bilgi alamıyoruz. E ne yapayım kardeşim? Oradan bilgi alamıyorsam ne yapayım yani ben şu anda? Ne yapabilirim? Elimden ne gelir? Oraları arayayım. Ya vatandaşa niye doğrusunu bilgi mi vermiyorsunuz diyeyim. Alamıyorsunuz yani. Bilgiyi. Öyleyse bu işi profesyonelce yapan kişilerle ulaşın. Ya da kendiniz bakın anlattım da hesap kitap yapın kendinize. Uygun bir şekilde hesap kitap yaparak tercihinizi yapın. Yazık günah. Acele edip normal yüksek aylıklarınızdan olursunuz. Bir de Türkiye'de şu anda paraya ihtiyacınız var. Ya da müracaatta bulunmanız gerekiyor. Müracaatta bulunmazsınız bu sefer de emekli aylığınızdan olursunuz. Ama iyi bir analiz yapmanız lazım ki sonuca ulaşın. Doğru. Çok önemli gerçekten de. Siz de durumunuzu kontrol edin arkadaşlar. Dün bir kişi aradı Şebnem Hanım. Hatta bana göndermiş. Ya büyük şeyin Allah sağlıklı güzel ömürler versin. Şimdi bir kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 8 Eylül 1999'a kadar sigortalı olduysa işte 3600 günle biliyorsunuz kıdem tazminatı yazısı alıyor. 8 Eylül 99'dan sonraysa 25 yıllık sigortalılık süresi ve 7000 günle yazı alabiliyor. 2008'den sonrakiler işte 4500, 4600, 4700 işe başlama tarihine göre sigortadan yazı alıyor Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan iş yerine götürüyor. Ya koca koca işletmeler devletin kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki bu kişi yaş dışında diğer şartları yerine getirmiştir. Bu kişiye kıdem tazminatını verin diye SGK'da yazı alabiliyorlar. İş yerlerine getiriyorlar. İş yerleri ne diyor biliyor musunuz? Biz bu kıdem tazminatını vermiyoruz. Artık o kadar böyle bazı işletmeler ne denir yani kelime bulamadım şu anda. Böyle yüzünün astarı mı eskimiş derler. Gemi azıya almış derler, bir şey derler. Yani nasıl bir durum? Devletin kurumundan siz yazı götürüyorsunuz. Bu kişiye kıdem tazminatı verilecek diye devletin kurumu veriyor. Hatta devletin kurumunda taşeronluk yapan, bakın devletin kurumlarına taşeronluk yapan firma biz vermiyoruz diyor. Ya kardeşim neye göre vermiyorsun? Ha, Sosyal Güvenlik Kurumu da bu konuyla ilgili ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki vermiyorsa git dava aç diyor. Ya kardeşim burası Sosyal Güvenlik Kurumu. Çalışma Bakanlığı var. Bu işin müfettişleri var. Senin vermiş olduğun yazıyla koskoca işletme bu kişiye kıdem tazminatını vermiyor. Git dava aç diyor. SGK'da yapacak bir şey yok. Git dava aç diyor. Ya dava açılsa zaten davayı kazanacak. Ama parası pula dönecek. Bir ton masrafı olacak. Bu iş uzun sürecek. Niye buna ihtiyaç olsun? Devletin, Çalışma Bakanlığı'nın müfettişleri ne işe yarar? Bu kişi yazı almış. İş yerine noterden göndermiş. Ben haklı olarak kıdem tazminatı yazımı istiyor diyorsa ve de o işletmede ben bunu vermiyorum diyorsa ve vermiyorsa da belli süre içinde, bir ay içinde, iki ay içinde devlet bunu belirleyecek. SGK'nın denetmenleri gidecek. O kişiyi kulağından tutacak. Sen bu adamın parasını vereceksin diyecek. Aynen öyle olması gerekiyor. Bu adamın hesaplarına da bloke koyacaklar kıdem tazminatı kadar. Ya bu kadar başı boş burası Muz Cumhuriyeti mi ya? Ne kıdem ya? Tazminatını esas devletin kurumundan yazı alıyor. Koskoca şirkete götürüp bunu veriyor. Şirket diyor ki ben bunu vermiyorum. Git dava aç. Ya çünkü işte o şirket biliyor ki devlet buna müdahale etmeyecek. Hükümet buna müdahale etmeyecek. Rahat rahat at koşturacak. Dava açarsa sizin de dediğiniz gibi işte o dava 10 yıl sürecek. 10 yıl sonra işte o alacağı paranın da bir anlamı kalmayacak. Bütün bunların rahatlığı içerisinde. Ya bir yerde hukuk, adalet, yargı işlemiyorsa herkes bu cüreti, bu rahatlığı gösterebiliyor ne yazık ki. Türkiye'nin geldiği noktada şu anda bu. Yani Şimdi bu konuyu sadece ben mi biliyorum? Sadece ben mi anlatayım bu konuyu? Şimdi bu durumda olanların derdini yani bununla ilgili yani sendikalar bakın sendika ve muhalefet diyorum yani başka çarem yok. Ne diyeyim yani? Sendika ve muhalefetler, muhalefet partileri hepsi çıkıp yani bir şeyler söylemeleri lazım.
bu konuyla ilgili kanun teklif verecekler, bir değişikliğe mi gidecek? Bir kişi kıdem tazminatını hak etmişse kanunlara göre, sosyal güvenlik kurumundan yazı alıyorsa, işveren bu yazıya istinaden bu parayı vermiyorsa, bu kişi Çalışma Bakanlığı'na gitmeli. Çalışma Bakanlığı hesabını yapıp bu kişiye hemen 30 gün içinde bu parayı ödeyin demeli. Ödemiyorsa tüm hesaplarınız bloke olacak demeli. Bloke edip, nasıl ki vergi borcu varsa bloke oluyorsa, burada da hesapları bloke olmalı ve bloke olduktan sonra bu kişinin parası o hesaptan çekilecek. O kişiye de bu parası hesabına yatırılması gerekiyor. Bakın, bunlara yasal düzenlemelerin getirilmesi gerekiyor. Bu kadar çalışanlar sahipsiz olmamalı bu ülkede.